lan. Aferin sana. Güzel. Haftayla ilgili takımımızın o iddiasını sürdürmesi anlamında nasıl bir çalışma uygulayacaksınız ve kalan maçlarımıza ilişkin değerlendirmeniz ne olacak? Zaten bu 6 haftalık periyoda göre biz hazırlıklarımızı başladık. Biliyorsunuz 2 gol avarajıyla evet. Playoff'un dışındaydık. Puanımız aynı. Bizim bir hedefimiz var. Biz geldiğimizden beri söylüyoruz. Bu takım inşallah bir üstlüğe çıkaracağız. Önce playoff. Daha sonra da çok büyük bir özlem olan ikinciliğe çıkartmak istiyoruz. Bu potansiyel var burada. Şehirde de var. Ama biraz daha kenetlenmemiz lazım. Yani ben kaldım 6 haftada seyirci açısından gayet iyiydi. Sonra işte seyircisiz maçlar oldu. Ama şehrin dinamiklerinin de biraz daha takıma sahip çıkmasını istiyoruz. Yani biz o desteği hissedemedik yani. Ama biz gayet iyi çalışıyoruz. İnanıyoruz. Futbolcularım da inanıyor. Allah'ın izniyle biz bu kalan 6 maçı en iyi şekilde, en iyi sonuçları alıp hedefimiz olan bir üstlüğe çıkmak istiyoruz. Yani kazanç nedir? Kazanç bu süreyi en iyi değerlendiren takım kazanır. Ve Osmanlıspor gerçekten yıllardır ilk defa bir işte playoff'u ikinci ligi yakalama, ikinci lige yükselme şansını yakaladı. Bu çok büyük bir avantaj. İşte bu avantajı iyi değerlendirmenin yolu bu kısa sürede yapılacak çalışmalara bağlı. Asıl hedefimiz şu anda bizim Osmanlıspor için, ortak paydamız olan Osmanlıspor için birlik beraberlik. Yani biz birlik beraberlikle her şeyi başardık. Osmanlıspor 3. lige düşme mücadelesi verdiğinde yine birlik beraberlik vardı, kazandık. Küme düşmemiştik. İşte 2. lige yükselme aşamasında yine birlik beraberlik vardı. 2. lige yükseldik. Yani hep bu başarıyı tamamen 2. lige veya işte bir üst lige çıkma mücadelesinde hepsinde birlik beraberliğimiz vardı. Bunu bu sayede başarabildik. İnşallah bu birlik beraberliğimizi şehre yayar. İşte başta sayın yeni gelen sayın valimiz olmak üzere belediye başkanımız ve milletvekillerimizle birlikte şehirde futbola gönül veren, şehirde futbolu seven ve Osmanlıspor'un daha iyi yerlerde olması için fikri, düşüncesi, kalbi duygular olan herkes birlik beraberlik içerisinde bu gücü takım üzerine yansıtabilirse bu takım ben inanıyorum ki playoff'ta kalan son 6 maçını tamamı final niteliği taşıyan 6 maçını da kazanacak ve 2. lige yükselecektir. Ama bunun püf noktası birlik beraberlik, takımın iyi hazırlanması, bütün bunlar büyük bir etken. Bütün bu gücü birleştirip sahada futbolcularımız üzerinde hissettirebilirsek ben inanıyorum ki Osmanlıspor 2. lige yükselecektir.